AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye ve hele hele, hele hele o HDP'ye, PKK'ya verilen oylar çöpe gitti. Hatta PKK'ya verilen oylar mermi oldu, mayın oldu, Mehmetçiği vurdu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı zaferin ardından ilk kez İzmirli yurttaşlarla buluştu. Cesur seçmenin 1 Kasım günü gidip Vatan Partisi'nde o buğday başakları arasındaki çoban yıldızının böğrüne mührü vuracak. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge sağanak yağışa rağmen binlerce yurttaş katıldı. Geliyor Vatan Partisi. Başbakan Perinçek sloganlarıyla İzmirliler tarafından karşılanan Perinçek, partisinin birçok başarıya imza attığını söyledi. Vatan Partisi daha meclise girmeden, Vatan Partisi daha hükümet olmadan devletin ve hükümetin yapamadığı işleri yapmaya başlamıştır. İşte bunun en son örneği Batı'nın Türkiye'ye dayattığı bir sen Ermeni soykırımı yaptın. Bunu kabul edeceksin. Diz çökeceksin, eğileceksin, senin vatanını böleceğim, bunu kabul edeceksin. Bu dayatmayı Vatan Partisi'nin önderliğinde 10 yıllık çetin bir mücadeleden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığımız o çift dikişli, perçinli zaferle yerle bir ettik. Meclisteki partileri hedef alan Perinçek, 7 Haziran seçimlerinde meclisin altına mayın döşendi dedi. Bu sistem meclisin altına, Türkiye'nin altına mayınları döşedi. Çıkmazdalar çünkü. Ekonomileri çöktü. Vatan Partisi bir gençlik yetiştirdi. Atatürk gençliği. Gece gidin, yataklarınızda rahat uyuyun. Atatürk gençliği var. Vatan Partisi'nin yetiştirdiği devrimci gençlik var. Miting Ege bölgesinin milletvekili adaylarını kürsüye çıkarmasıyla son buldu.